Sosyal paylaşım siteleri ve çoğunlukla merdiven altı diye tabir ettiğimiz bu ilaçların kalbe zararlı olduğunu dile getiren 34. Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Eczacı Halil Durukapa sözlerine şöyle devam etti. Şimdi bu kanunda bir açık var. İlaçlar internet ortamında kolaylıkla temin edilebiliyor. İşte kredi kartıyla veya havale ücretiyle alabiliyorlar onları ve onları tüketiyorlar. Ama şöyle bir yanlışlık var. Vücuda direkt hormon basıyorsunuz. Bu hormon da dengeyi bozuyor. İşte kalp rahatsızlıklarına, alerjik durumlara, anafilaktik şoka kadar gidebilen durumlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden bizim tavsiyemiz diyoruz ki doktora gidelim. Eğer öyle bir problemimiz varsa doktora gidelim ve doktor kontrolünde bu ilaçları kullanalım. Bu ilaçları da Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği, ruhsat verdiği ilaçlarla işi çözmeye çalışalım. Diğer ruhsatlı ilaçlara veya ruhsatsız ilaçlara dönüp bakmayalım bile. Çünkü bu çok önemli, hayat kurtaran bir konu. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ilaçlarla işleri çözmeye çalışalım. İlaçlar yerine insanlar spora daha çok yönelse bu daha cazip olmaz mı? Hem sağlıklarıyla oynamalısınız. Kesinlikle doğru. Dışarıdan hormon takviyesiyle vücut geliştirmekle kendinizin sporla vücut geliştirmek arasında çok büyük farklar var. Sadece görüntüleri biraz şey oluyor. İnsanlar daha fit gözükmek istiyorlar herhalde. Ama tabii biz biliyoruz ki görüntüden çok sağlık önemli. Her şeyin başı sağlık dediğimiz konuda burada başlıyor zaten. Zaten spor salonuna başlarken bir doktor kontrolünden geçmeleri gerekiyor sanırım. Öyle bir yasa var. Daha kontrollü olması güzel olacak diye düşünüyorum.